Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Ben Deniz. Ben Melis. Ve Anatolia. Var ya ama Bilgen, ben Deniz dediğinde bazı insanlar senin isminin Deniz olduğunu düşünüyor. Ben Deniz diye bir kalıp var arkadaşlar. Yani şimdi onu da oturup açıklamak zorunda kalmam. Ben biliyorsam siz bilmek zorundasınız bunu. Ben Deniz Bilgen diyeyim o zaman. Yeni karşınızdayız. Bu videoda wow, okay. Anatolia'dan dayak yerken favorilerimizden bahsedeceğiz. Sen başlamak ister misin? İlk başlayacağım şey bugün keşfettiğim ve Bilgen'den çaldığım bu far olacak. Böyle simli bir far, Stila'dan kremsi yapıda, metalik. İsmi Kitten. Bunu ilk defa bugün kullandım göz kapaklarımda. Evet, ama hemen favorilerime ekledim çünkü o kadar çok etkilendim. Ve bir başka kız da bunu daha önceden görmüştüm, yani yüz yüze görmüştüm. İnanılmaz beğenmiştim onun göz makyajını ve bana ne olduğunu söyleyince ve Bilge'nin makyaj malzemeleri arasında bunu görünce hemen çaldım. Ve favorilerimi hemen soktum. İşin garibi, samimi söylüyorum, çok yakıştı. Ben sürdüğüm zaman bu kadar parlak durmuyor. Nasıl sürdün? Parmakla mı? Yeah, şöyle. Sanki ben sürdüğüm zaman daha böyle bu kadar parlaklığını vermiyordu. Her neyse. Bile belki kullan. Şey o... nedir? Eyeliner kullanmadığım için daha parlak gözüküyor. Daha belli oluyor. Olabilir, evet. Olabilir. Okey, benim favorim, ben de bir göz ürünüyle başlayayım hazır başlamışken. Naked Palette. Daha önce milyar kere konuştum bunun hakkında. Naked Palette çok aman aman özel bir palet değil bence ama benim favorim olma sebebi ne süreceğimi bilmediğim zaman, nasıl makyaj yapacağımı bilmediğim zaman o kadar kolay ki bununla makyaj yapmak. Bugün her zaman olduğu gibi sin ve bak renklerini kullandım. Sanırım sin en sevdiğim renk. Evet, sin. Evet, gördüğün gibi. Rose gold, pembe altın rengine benzediği için. Sin, naked ve bak 3 favori rengim. Çok kolay bir palet. Yani buna sahipseniz düşünmüyorsunuz ne yapsam ne etsem diye sürüyorsunuz ve çıkıyorsunuz. O yüzden bu ayın favorilerinden bir tanesi. Daha doğrusu bu ayın değil, son zamanların favorilerinden bir tanesi. Naked palet. Bende sıra. Ne? Kaş ürünleriyle devam edeceğim ben. Wonder Beauty'den şu kaş kalemi var. Bir tarafında kalem var, asansörlü kalem. Bozuldu sanırım 100 bin kere düşürdükten sonra ama gördüğünüz gibi, belki görüyorsunuzdur bilmiyorum. Çok ince bir ucu var. İnce olması da çok yardımcı oluyor bana. Biliyor, yani siz bilmiyorsunuz ama kanalımdan takip edenler biliyor ki kaş konusunda çok zorlanıyorum ben doldurmakta. Bu çok böyle daha kolay oluyor. Çok böyle daha kolay. Cümlelerim de benim harikadır. Diğer tarafında da spoolie fırçası var. Böyle düzeltiyorsunuz. Ve çok hoşuma gitti. Wonder Beauty burada sadece online olarak satılıyor. Yani internet üzerinden satılıyor. Mağazalarda falan satılmıyor ama sitesine girip bakarsanız, bulursanız tavsiye ederim. Okey, bende sıra. Şu anda dudağımda olan rujdan bahsetmek istiyorum. Bare Minerals'ın Swag isimli bu ruju var. Bu bir mat ruj fakat köpük gibi yapısı, ağır değil. Sen de sürdün hatta biraz. Bir hoş bir renk. Ya kızım, her şeyi atıyorsun. Sonra gene bir şey, yeni bir şeyler vermek zorunda kalıyorum. I don't think so. Bu Sephora Play kutusundan çıkmıştı. Ve severek kullanıyorum. Ya anneciğim ama hayır ya. Seni vallahi koltuğa koyacağım geri. Rengi güzel, yapısı güzel. Here. Perfect. Gel güzelim gel. Bir rahat edeyim. Bir yudum kahvem ben içeyim. Süper oldu. Siz takılın orada. Sözünüzü severek kullanıyorum. Güzel bir ruj. Okey. Sen her neden bahsedeceksen istersen ben tutarım, sen bahsedersin. Benefit'in Gimme Brow. O kalemi kullandıktan sonra üstünden bu jelle geçiyorum. Bu kaşlarınızı daha dolgun gösteriyor. Uzun süre kullandıktan sonra böyle daha dolgun yapıyor mu bilmiyorum. Sadece kullandığınızda mı etkisi var onu da tam olarak bilmiyorum ama bu ay boyunca kullandığım bir ürün, severek kullandığım bir ürün. Kaşlarım benim kel değil Bilge'nin dediği gibi ama seyitler var tabii ki. Onları doldurmakta ve kaşlarımı böyle yerinde tutmakta bence çok başarılı oldu bu ay boyunca. Kız, ben seni aldım beni annene rahat ver ya. Diye. Annene rahat ver diye. Ve o kadar beni diyecekler. Rahat vermek mi? O da ne? Öyle bir şey yok benim lügatımda. Sen mi istiyorsun? Sen mi istiyorsun? Senin kaşlarına gerek yok ama. Evet. Al bunu. Hop.
Her şeyin yerlerde. Her şeyin yerlerde. Sen bunu takalım. Melis'e biraz bronzursun. Ben de sıra bir rujdan daha bahsetmek istiyorum. Aslında bu Melis'in hikayesi. Melis'in hediyesi. Bana Lancome'dan Beige Mirage isimli bu ruj. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Zaten ya nude seviyorum ya da böyle kırmızıları. Gerçi böyle böyle kahverengileri falan seviyorum. Her neyse. Kokusuna hastayım. Yapısına hastayım. Rengine hastayım. Lancome bu rujları bir harika. Komik olan ne biliyor musun? Hı. Son gösterdiğin iki ruj dudağında şu anda var. Bu da mı var? Ya üstünden onu geçtim. Sürmüş ne bulmuş? Sürmüş. Ben kendiminkinden sürdüm ama seninkinden. Hadi hadi ben de inandım hadi. Evet. Devam. Evet. Başka? Ben de bugünkü kullandığım Chloe parfümü. Chloe the Roses. Bilgene de verdim bir tane. Evet. Böyle Chloe zaten güllü kokusu. Bu biraz daha böyle güllü. Daha hafif geliyor bana. Evet daha hafif. Diğeri zaten çok seviyorum ama kullandığımda bana baş ağrısı veriyor. Bu vermiyor. En azından daha henüz vermedi. Paketi çok güzel. İnanılmaz. Pembeliği çok şeker. Ve kokusunu gerçekten çok beğeniyorum. Ve beni simge mi ediyor? Ha, senin imza parfümün olduğunu mu düşünüyorsun? İmza parfümü olacaksa onlardan bir tanesinin adayı bu. Ne? Nice. Sen de mi istiyorsun? Ah, evet çok güzel bir parfüm ve tekrar çok teşekkür ederim bana da hediye ettiğin için. Sana veremem. Çünkü evet, muhteşem. Çok. Hadi ben de parfümden gideyim. Benim tabii kutusundan çıkarsaydım şahane olurdu. Aslında bu parfümün mevsimi olduğunu düşünmüyorum bu mevsimin. Ama kokusu bu muhteşem. Yves Saint Laurent'in Black Opium isimli bu parfümü muhteşem. Ama muhteşem kokuyor. Yalnız bence bu bir kış parfümü diyebilirim. Yani kesinlikle sonbahar ve kış parfümü. Yaz için biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Biraz ağırdan da ziyade biraz tatlı olduğunu düşünüyorum. Böyle yazın daha ferah ferah çiçekli gibi az önceki yazın kokular. Yazın için bu. Kışın için veya geceler için. Gece için evet. Seviyorum. Benim de favorilerimden birisi. Sanırım daha önceden defalarca konuştum bunun hakkında kanalımda. Ah çok güzel. Gerçekten çok güzel kokuyor. Hastasıyız. Okey. Bir sonraki bir palet olacak. Açayım bu mı? Yes, Please Beckon'un yeni paleti. Yeni sayılmaz artık. Birkaç ay oldu. İki tane çok farklı renkte aydınlatıcısı var. Bir tane allığı var, bir tanesi de bronzlaştırıcısı var. Bu rose gold sanırım. Hı hı. Altın pembe. Zaten altın pembeyle şu anda taktım kafayı. Hı. O yüzden bu renkleri çok beğendim. Palet olması da hoşuma gidiyor. Eğer beni takip ediyorsanız seyahat ettiğimi, sıklıkta seyahat ettiğimi biliyorsunuz. O yüzden böyle paletler benim çok hoşuma gidiyor. Yanımda getiriyorum ve ihtiyacımı karşılıyorum çoğunlukla. Sanırım şu rose gold. Hangisi rose gold? Öyle bir şey göstermiş ki. Ya arkasındaki blush. Bakmaya çalışıyorum. Beach Nectar. Okey. Bronzer'ın yanındaki Beach Nectar. Allığın yanındaki rose gold. O zaman bu rose gold, bu da beach nectar. Zaten nectar rengi ve rose gold. Evet, çok güzel. Yeah. Do you mind if I swatch them? Yeah, go ahead. Gösterebiliriz. Bu rose gold rengi de benim tabii harika görünüyor. Kızın paletine de elledim ama çok güzel görünüyorlardı. İyi, o nasıl ellersin? Yay. Bence çok kullanışlı. Paketini de çok beğeniyorum ve renkleri evet, çok hoşuma gidiyor. Hoş. O yüzden favorilerime koydum. Mola Pahati. Pahati. Ay kıskandım çok güzel. Evet iğrenç bir yapamda söyledim. Hayır teşekkür ederim. Dermişim. Okay. Boşuna heveslendim bir an. Okay. Ben bu eyeliner'den bahsetmek istiyorum. Lancome'un Grandiose Liner ismi eyeliner'ı. Son zamanlar, eskiden Stila'nın eyeliner'ını çok severek kullanıyordum. Sonra şu an bir tane daha var aynı eyeliner'den. Fakat garip bir şekilde eskisi kadar sevmiyorum. Bu sıralar bunu kullanıyorum. Ambalajı bir ambalajı bir harika bence konuşamadım. Çok hep söylüyorum aynı şeyi, gotik bir görüntüsü var. Hmm. Şu içindeki çiçek vesaire olayın. Ve sevdiğim yanı, birincisi bu arada bu bir bükülebilir eyeliner. Yani eğer açılı seviyorsanız, birinin öyle. Hayır. Açılı eğer kullanmayı seviyorsanız, açılı kullanabileceğiniz bir eyeliner. İster düz kullanabiliyorsunuz, ister böyle açılı. Ben düz kullanıyorum, elim alışık olduğu için. Benim bu eyeliner'a dair sevdiğim şey fırçası. Son derece klasik sıradan bir fırçası var, yanlış anlaşılmasın. Yani öyle özel bir şey değil. Ama hem renginin siyah oluşunu seviyorum, kolay uygulanabilir oluşunu seviyorum, ambalajını seviyorum. Güzel bir eyeliner. Okey. Onu öyle olduğunu bilmiyordum. Ama sende de var aynısı. Ya ama
senin kadar detaylı kullanmamışım ben. Son ürünüm benim son olarak Givenchy'nin konuş kız. Neyse, şöyle bir kapatıcısı var. Ucunu pek göremeyeceksiniz. Aa, iki renkmiş o. Haha. Al sen tut kız. Pardon. Tut göster. Sivri olan ucu böyle pembe illuminator. Yani göz altınızdaki morlukları dengeliyor, daha aydınlık gösteriyor. Altındaki de kapatıcı. Bunun yapısı biraz katı. O yüzden eğer göz altlarınız çok kuruysa beğenmeyeceğinizi düşünüyorum. Ama normalse cildiniz ve benim gibi sürekli koşturan bir insansanız hoşunuza gidecek bence. Çünkü çantanıza atıyorsunuz, sıvı olmadığı için seyahate çıktığınızda, tatile çıktığınızda çok daha kolay geziliyor onunla. Ve ben makyajımı yaptığımda tabii göz altımı kullanıyorum ilk tarafını. Ondan sonra eğer böyle daha doğal bir aydınlatıcı istiyorsam aydınlatıcı tarafını kaş altıma uyguluyorum ve şu göz pınarıma uyguluyorum. Gayet kullanışlı buldum bunu ve kesinlikle bu ay boyunca ne yeterince kullandığım bir ürün olduğu için favorilerime ekledim. Okay, ben de son iki ürün var ve ikisi de krem. Bunların bir tanesi bir yüz kremi. Clarins'in Hydro Essential Gel Sorbet nemlendiren jeli. Hassasıyım. Birincisi, sen Dolce & Gabbana'nın Light Blue parfümünü biliyor musun? Aa evet. Aynı koku. Aynı koku. Light Blue gibi kokuyor çok bu bir. Çok benziyor ve ben de geçen ay favorilerim yok bitenler videosunda göstermiştim. Bitirdin mi? Bitirdim. Kalbim bitirdim. Kırılırdı. Benim de kırıldım. Benimki de kırıldı. Gerçekten çok severek kullandığım bir. Çok güzel bir krem gerçekten. Türkiye'de fiyatı 238 liraymış bu arada. Biraz pahalı evet. Burada ne kadar? Herhalde 40-50 dolar falandır diye tahmin ediyorum. yalnız şöyle bir şey var. Jel, yapısı jel gibi, yani jel gibi ama böyle jelle krem arası. Yeah. Genelde jellerin yapışmış var ya, bunun kadife gibi. Ve sürdüğün zaman fark ediyor musun, böyle bir matlık veriyor. Evet, çok evet. Çok kadife gibi sanki matlık. Şey ya, yüz bazı kullanmış gibi. Evet, aynen. Silikonlu yüz bazı kullanırsınız ama his olarak silikonlu bir his değil. Ve içinde silikon var mı bilmiyorum. Çok güzel yapısı. Hassasıyım. Deneme şansınız varsa almadan önce denemenizi tavsiye ederim. Kokusu da harika, yapısı da harika. Hassasıyım. Okay, do you have anything else? Bende başka bir şey yok ama bir senler videomda gösterdiğimde birisi "Aa, Bilgen bunu beğenmemişti." Evet, demişti. Ben de dedim ne alaka? Benim beğenmediğim Kate Somerville. Ben buna bayıldım. Ben bunun hakkında hiç bugüne kadar olumsuz bir şey söylemedim. Hassasıyım aksine. Ve son. Son. Kenzo'nun Creme Pour Je Sensuel la la la. Adını okuyamıyorum. Benim Tinyet dememden daha güzel oldu. Senin Fransızcan var. Ama yok mu? Pardon. Creme Pour Je Ne Sensuel. Sensuel. Oh, altta da yüzünü izliyorum. Sensual Bare Body Cream. Okay. Bunun oğula. Ne? Muhteşem kokuyor ya. Ve o kadar buram buram kokuyor ki. Ah, inanılmaz güzel bir kokusu var birincisi. Nemlendirmesi güzel. Bunu sür parfüm üstüne. Bundan defalarca kez bahsettim size. Duştan çıktıktan sonra ve dünya kadar, yani ömürlük ya. Ya kokusu oldukça yoğun. Yoğun olduğu için bir sürüyorsunuz. Parfüm sürmenize gerek yok. Saatlerce kokuyorsunuz. Duştan sonra, özellikle akşam duş aldıktan sonra bunu sürüyorum dirseklerime, dizlerime, bacaklarıma. Ve sabah uyandığımda yatak misler gibi kokuyor. Ben misler gibi kokuyorum. Parfüm sürmeye bile gerek yok. Hastasıyım. Hastası mısın? Hastasıyım. Emin misin hastasıyım? Yes. Okay. Why? Birkaç kez söyledim de bir emin olmak istedim. Defalarca kez bir söyledim. Anlatıyor ki ısır, bir şeyler yap. Bir şey yapmaz o bana. Anneciğim ısır. Bir de bunun hastasıyım. Favorim bu. Bu ayın, her ayın doğduğundan beri her günümün favorisi bu. Favorottisi bu. Çok yumuşak. Oy. Çok sen şey, hangi çok kremi kullanıyorsun Anatolia? Anatolia? Anna banana something I don't know. Bap. Ne?
Onları bir öyle yiyorsan değil mi? Sanırım bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Söylemek istediğim bir şey var mı? Neyse, videosunun linki, kanalın linki videomun altında olacak ve onun kanalında da bundan önce mi yayınlanır, sonra mı yayınlanır bilmiyorum. Belki aynı gün yayınlanır. Aynı gün yayınlamaya çaba vereceğim. Okay. Bir sohbet videosu olacak. Bu makyajları yaparken sohbet ettik. Keyifli oldu. Valla bence keyifliydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yanında o kadar kısa kaldım ki yalnız bu açıdan. Ya bir de ben boyluyum. O var. Şimdi... Ben de kısayım. Haberi yetmiş. Sakın kiloya girme. Sadece boy. Sadece boy. 1.70 boy olunca. Sanki çok uzun. Thumbnail olarak bunu kullanabilir misin? Kullanabilirim. Thumbnail olarak bunu mu kullansam acaba? Bye bye. Say bye. Bye bye. Say bye küçük Samettin. Samettin kimdi? Küçük Samettin diye bir karakter var. Sen şöyle bak böyle ayırınca. Ona benziyor. Dur ayıralım anneciğim. Ayıralım anneciğim. Ay, ayırtırmıyor. Elini ver. Elini ver ben tuttum. Al. Şöyle ayırınca benim kızım küçük Samettin oluyor. Böyle bir karakter var. Böyle bir karakter vardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye.